Neyse Gülşen nasıl Allah küfür bakalım. <laughs> Gülşen sabrın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bu kadın da maalesef belli kişiler tarafından sadece şarkılarıyla veya yaptığı sanatla değil de şeyler tarafından, troll hesaplar tarafından özellikle ondan sonra konuşacağım. Sedat Peker'in açıklamalarını yaptığı gün yok Gülşen'in kilodu, yok Gülşen'in... Gerçi o başka bir kadın mıydı? Gülşen'in bilmem nesi, yok onun bunun şeyi... Böyle gündeme geliyor maalesef. Yani yaptığı şeylerle değil de böyle olaylarla gündeme geliyorlar işte. Bazı sanatçılar Allah'a sövmüş beyler. Allah'ım mı sövmüş? Hadi bakalım. Haydi inceleyelim. <laughs> İmam Hatip'te okumuştu ancak. oradan geliyor efendim. <laughs> İmam Hatip'te Allah okumuştu ancak. oradan geliyor efendim. Yani bence... Ee yapılmaması gereken bir konuşma ya. Oha ne diyor bu? Ha? <laughs> Oha ne diyor ya? Yuh ya. Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar terbiyesiz olmaz ya. Oo çok sert konuşmuş. Çok sertleşmiş Resmen tüm imam hatip ee, şeylerine, imam hatipte okuyanlara ha, sapık demiş. Ben de bu arada imam hatipte okumuşluğum var. Bana da sapık demiş oluyor şu anda. Şimdi dediği şey biraz tabii bilmiyorum. Ben söylemezdim ya böyle bir şey. Niye söylemiş bilmiyorum. Yani demeye gerek yok. Burası bir konser yeri konser yapıyor. Şarkı falan söylemesi gerekirken anladığım kadarıyla bir gitaristine falan bir laf söylüyor. Yani kimine göre yanlış bir şey söylemiştir. Kimine göre yanlış bir şey söylememiştir. Yani yanlış olup olmamasının çok da bir önemi yok da. Yani böyle bir şey söylemeye gerek yok açıkçası. Bence tatsız olmuş. Allah söylememiş en azından. Ama Twitter öyle bir ortam ki Gülşen'in idam edilmesine kadar her türlü çözüm önerisinde bulunuyorlar Allah razı olsun Twitter öyle bir yer maalesef şimdi bir de Gülşen Hanım Allah Gülşen Hanım Gülşen Hanım gözaltına alınmış bu olay eski bir olay Bu arada öncelikle ondan bahsetmek onu konuşmak lazım bu olay 30 Nisan'da 30 Nisan'da olmuş bir olay Eski bir olay çok eski değil ama eski bir olay bilerek ve kasıtlı bir şekilde bu gündeme getirildi çünkü e, Geçtiğimiz günlerde hatta Geçtiğimiz günlerde değil daha dün bu Sedat Peker'in bir tweet serisi var böyle 70 70 tane tweet falan var yayında okumayacağım ama e, kendiniz bakacaksanız deli çavuş diye Bu hesaptan okuyabilirsiniz 75 Tane tweeti var 22 saat önce dün olan bir olay bu gülsen dün gündeme geldi Böyle e, 75 serilik bir tweet var. Ben Sedat Peker'in videolarını bekliyorum yayında bakmak için. Seçime 2 ay kala video atacak. Onları yayında izleriz. Tweetlerini girin. kendiniz deli çavuş hesabından okumak istiyorsanız bakın. 2-3 ay önceki şey e, popüler oldu. Dün gündeme geldi. Bu troll hesapları işte bu şey AK Parti'nin paralı hesapları. Aynı anda böyle paylaşım yaparak bunu gündeme getiriyor işte. Tam Serhat Peker'in ne hikmetse tweet attığı gün... Serhat Peker'i bloklamak için, Serhat Peker'in e, anlattığı, yazdığı şeyleri çok fazla insan görmesin diye günde bir gülşenle doldurmaya çalışıldı işte. Öyle bir olay. Serhat Peker de hatta bunun hakkında konuşmuştu. Ne demiş? Ona bakabiliriz sadece. Ulan namusu aldığı maaş kadar olanlar. Görünen o ki benim açıklamalarımı baskılamak için toplumun hassas dengelerini etkileyecek geçmişte yaşanmış bazı olayları el altında bekletiyorsunuz demiş. Centilmen savaşçı olarak size bir tavsiyem var. Cephanenizi idareli kullanın demiş. Çünkü bende bir oda dolusu evrak ve ses kaydı var. Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'da söylemiş olduğu bir sözü tam da benim açıklama yaptığım gün gündeme getirmek aslında iyi bir stratejiydi. Gülşen Hanım'ın söylediği sözü tas tasvip etmek mümkün değil. Bazı vakıflarda ve Kur'an kurslarında erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde o dönemdeki aile bakanı bir kereden bir şey olmaz tarzında açıklama yaptığında o bakanı ayıplasaydınız hatta lanetleseydiniz belki bugün gösterdiğiniz tepkide daha çok haklınız spoyanız olur demiş işte. Ee, diğer tweetten adı şeyden bakabilirsiniz. Bu deli çavuş altre nt hesabından bakabilirsiniz hocam. Ya yani Gülşen mevzusuna gelecek olursak kesinlikle bence yaptığı şey doğru değil. Yani ben ben böyle bir şey demezdim. <laughs> ben böyle bir şey demezdim kesinlikle ama Gülşen demiş. Yapacak bir şey yok. Ve e, 30 Nisan'da mı 20 Nisan'da mı ne olan bir olay. Gözaltına alınmış. Gözaltına alınılması garip hocam. Garip olan şey yani kadının ne bileyim niye gözaltına alıyorsunuz abi? Bu kadın uyuşturucu ticareti mi yapmış? Evine gitmişler baskın yapmışlar falan. Ne alaka abi? Ne alaka yani? Adam mı öldürmüş bu kadın? Gülşen'i Silivri'ye yollasınlar. Oğlum çok fena şeyler var. Gülşen'in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş şimdi de. Yani bence dediği şeylere bir problem yok. Küfür falan olsa neyse diyeceğim. Hani bence o da ifade özgürlüğü de. Hani küfür falan bile yok. Sadece imam hatip okuyanlara, imam hatipte okuyanlara sapık demiş. Ya tamam İmam Hatip'te okuyanlar sapık değil de geçsen de veya ne bileyim bak zaten 200, 239 bin tweet var dün de vardı 100 bin tane 300 bin tane tweet 300 bin 400 bin tane tweet yani zaten insanlar yeterince tepki vermiş daha ne gerek var yani Gülşen'i cancel'layacaksanız cancel'layın abi şarkılarını dinleyecekseniz dinleyin dinlemeyeceksiniz dinlemeyin sanatına işte şey yapmayın da yani hapse girme olayı saçmalık burada niye hapse giriyor bu kadın? Yani birisinin İmam tipte okuyanlara sapık demesi bir şey yok abi hakaret değil bir şey değil ne var ya Olmaması lazım da maalesef Türkiye'de oluyor hocam Türkiye'de oluyor Sedat Peker ses kayıtlarını yaptığımda Gülşen olayından daha ciddi şeyler bulmanız gerekecek demiş ee, Başka var mı mesela Atilla taş misvak dergi gelmiş Kirli zihniyetini imam hatiplerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz. Zihni sapık Gülşen. Gülşen tutuklansın. Yazık abi yazık ya. Yeterince linç yemiş. Hapis cezasına gerek var. Yani zaten hep linç yiyor ki bu kadın. <laughs> Başka şekilde gündeme de gelmiyor. İşte bu misvak bilmem ne. Zart turt bilmem kim tarafından böyle. Kaç ay önceki olay gündeme getiriliyor işte. Şey komik yani bu adamlar 20 sene önce bak böyle başörtüsü yasağı diye bir şey vardı bu ülkede. Başörtüsü yasağı vardı. Erdoğan halkı kin ve nefrete teşvikten hani şey yapıyordu, yargılanıyordu falan. Yani geçmişte yaşadıkları olayları bugün karşı tarafı yapıyorlar. Geçmişte 20 sene önce bak başörtüsü yasağını kaldıracağız, özgürlüğü getireceğiz. Erdoğan'ın LGBT hakkında bile konuşması var. Diyor biz bunları e, özgür hani şey yapacağız, destekliyoruz falan diyor. Bugün e, kendiyle çelişir duruma geldiler. Yapacak bir şey yok. Bugün e, kendi fikirlerini beğenmediklerini tutukluyorlar. Artık dalga geçiyorlarmış gibi geliyor bana. Yani bu gündem değiştirmek için biraz zaten. Dalga geçmek de değil aslında da. TC okullarından hiçbiri sapık yetiştirmez Gülşen. Sapaklık insanın karakteri ile ilgilidir. Her karşı şehit kanıyla süslenmiş bu toprak, her karışı şehit kanıyla süslenmiş bu topraklar o bahsettiğin okulların mezunlarıyla dolu biliyor musun demiş. Murat Kekilli. Sayı Dercan. Gülşen müsveddesi gündeme gelmek için her naneyi yedin. Oğlum Gülşen Gündeme gelmek için yapmıyor ki bunu. <laughs> Kadını siz gündeme getiriyorsunuz ya. Allah Allah. On binlerce dava ile gündeme geleceksin. Sana toplu davalar açılacak ve hesap vereceksin. Toplumun sinir uçları ile oynamayacaktın. O çok sevdiğin lobi. Lobi GBT ile lan. Bayrağını da alıp ülkemizden defolup gideceksin. Allah Allah çok ilginç. Yani bunlar diyor ki. Kısacası Twitter'daki çoğunluk kesim çoğunluk kesim gerçekten ciddi bir çoğunluk kesim diyor ki Gülşen tutuklansın. Niye? Çünkü e, giyimini sevmiyorum. işte Gülşen tutuklansın. Niye? Çünkü İmam Hatip okuyanlara sapık demiş. Gülşen tutuklansın. Niye? Sevmiyorum. Kadını sevmiyorum. <laughs> Ondan dolayı tutuklansın. Ciddi bir kesim böyle. Yani işe böyle bakarsak yarın öbür gün başka bir iktidar geldiğinde AK Parti gittiğinde yarın öbür gün başka bir iktidar geldiğinde bu sefer de mevcut iktidar ve mevcut iktidarın destekçileri sizin beğendiğiniz fikirleri yasaklar. Sizin beğendiğiniz fikirleri söyleyenlere ee, şey yapar. Yargılar. İfadeye çağırır işte ne bileyim. Ne tür şey varsa. İskender tutuklansın. Erlik abi hoş geldin. <laughs> yani çok saçma hocam ya. Üstüne çarpı atmış bu kadarı fazla. Evet abi. Sayit Ercan ya. En sevdiğim troll hesap. Yani işte konuşuyoruz da hocam günün sonunda 30 Nisan'da olan olay. Yani beklemişler yani yanda bunu cebe atmışlar. Serhat Peker o bu bir şey desin de bunu gündemden düşürmek için diye cebe atmışlar hocam. Serhat Peker'in tweetlerini okumak isteyenler o deli çavuş hesabından bakabilir hocam. Yayında bakmayacağım.